Merhaba arkadaşlar, vakti zamanı artık geldiğini düşündüğüm bir şey yapıyorum ve sizi tabii ki minik kelebeğim her zaman hırçın hırçın takılır, bugün uyuyor. Sizi minik kelebeğimle tanıştırmak istiyorum artık, gördüğünüz gibi. Bu büyümüş hali, bu önceden çok küçüktü, onun resimlerini paylaşacağım. Minnoş, uy. Çok hırçın. Kendisi büyüdükçe daha bir hırçınlaştı. Elimin halini görüyorsunuz. Dur belki oradan. Neyse. Anam tırnak gitti. Ya bazı şeyleri şu video çekim esnasında yani fark etmek de olay yani. Onu da söyleyeyim. Oy minnoşum, ne oldu sana? Ne oldu sana? Neyse. Şimdi bu minik kelebeğimle nasıl tanıştığımızı size hemen aktarmak istiyorum. Şöyle ben ablamla markete gitmiştik. Hararetli çok ciddi bir konuyu tartışıyorduk. Yani ciddi bir şey vardı. Karar almamız gerekiyordu. Onun konuşa gelirken yolun kenarında böyle miyav miyav diye ses. Bir tane beyefendinin ayağında böyle minnacık çok küçük. Onun resmini mutlaka koymam lazım. Çünkü şu anki haliyle alakası yok. Onu gördüm. Kediyi çok küçüktü. Aldım elime böyle şey. O da hemen böyle üzerinde mont vardı. Montu böyle hani yakasına doğru gelmeye başladı. Sıcak bir yer herhalde arıyordu. Yazık. Çok minik olduğu için o arada hava soğuktu. Bakmayın şimdi sıcak olduğuna. Ondan sonra aldım bunu eve getirdim. Bunu önce beslerken ben şey oldum. Nasıl besleyeceğimi pek bilemedim. İşte süt emmedi bilmem ne. Biberona şey şırıngayla süt vermeye çalıştım. Bilmem ne emmedi. Bir de bu kediler kakasını yapamıyormuş kendisi. Böyle pamukla poposuna dokunmak gerekiyormuş. Onu da bilmiyordum tabii. Tuvaletini yapamıyormuş yoksa. Ondan sonra veterinere götürdüm zaten alır almaz direkt. Nesi var nesi yok. Kırığı çıkığı var mı? Hayvan sonuçta. Minnoşum. Uyuyor mu sen? Uyuyor mu? Yani ben şu an şoktayım çünkü normalde bu evde terör özdürüyor. Bunun da birkaç tane videosunu koymak istiyorum mutlaka. Yani görün. Şu an böyle minik minik böyle minnak minnak. Değil mi minnoşum? Uy. Böyle durduğuna hiç kesinlikle bakmayın yani. Çok cazgır, çok şey böyle terör östürüyor. Neyse götürdüm veterinere. Yani gerçekten çok şeydi. Bunu dedim ki ben bir süre bakayım bırakırım sonra dedim kediyi. Hani bakamam falan diye düşündüm. Aldım bunu neyse günler geçti. Kabuzu oldu götürdüm. Laman yaptırdım veterinere maalesef. Ondan sonra boynunda bir kaşığa yara yapmış. Onun için götürdüm. Krem sürdük, işte iltihabını temizledik, şudur budur. Bayağı bir meşakkatli oldu. İlk başta yemeğini de yiyemiyordu zaten. Ben buna götürdüm. Mama aldım. Özel bunların mamaları varmış. Tanesi 20 lira. Ya ben dışarıda 20 liralık yemek yemiyorum yani. Kediye bak. Bu şekilde zaman geçti bayağı bir. İşte bu bırakırım düşüncesi. Hani biraz büyüyeyim, ölmeyecek, büyüteyim, ölmeyecek kıvama gelsin sonra bırakırım düşüncesi. Gün geçtikçe değişmeye başladı. Özellikle bir gün ben akşam çalışıyorum bazen biliyorsunuz. Şu taksi mevzusu olayı, özel şoförlük mevzusu. Geliyorum eve, bir gün geldiğimde çok küçüktü. Aldığımın bir ilk haftası falan olması lazım. İlk geldim eve, ondan sonra bu kutusunda duruyordu böyle. Beni görünce bana doğru bir koşmaya başladı var ya. O an bağlandığımızı hissettim kediyle gerçekten. O an çok ciddi bir bağ kurduğumuzu, beni ayırt edebildiğini, beni sevdiğini gördüm. Yani şahsen benim düşüncem. Gerçekten. Ondan sonra gün geçtikçe daha çok bağlandım zaten. Şu an beni her ne kadar tırmalasa da böyle yani ilk defa bu şekilde uyuyor, onu da söyleyeyim. Kuş ne oldu sana ya? Ne oldu sana anne? Ne oldu? Yani böyle durduğuna şu an ben şaşırıyorum yani gerçekten. Minnoşum. Minnoş. Adını Minnoş koyacaktım sonra hırçın koymaya karar verdim. Gerçekten çok hırçın bir kedi. Ama var ya ona... Bunu o kadar çok seviyorum ki, o kadar çok seviyorum ki. Size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten kedinin bana değil, benim kediye ihtiyacım varmış. İnanın benim kediye ihtiyacım varmış ve bilmiyorum, aldığım için çok mutluyum. Gün geçtikçe şunu anladım. Yani ben bu kedi olmadan ne yapıyormuşum? Neyi seviyormuşum bu kadar? Neyi hani böyle merak ediyormuşum, düşünüyormuşum? Çok soru sordum kendime. Bilmiyorum.
Yani onun bana değil, benim ona ihtiyacım varmış. Sevmeye o kadar ihtiyacım varmış ki. Bütün sevgimi buna verdim. Tabi herkes de şok içinde. Ablam diyor ki Burçin de tabii ki kedi, şey, insan sevgisi olmadığı için hayvan sevgisi var herhalde. O da buna yansıdı diye. Çok harika. Ya eğer şey düşünüyorum böyle... Minnoşum nasıl uyudun sen böyle ya? Hiç böyle uyumaz biliyor musunuz? Gerçekten böyle cazgır. Bir ufak bir harekette de kalkar yani. Kuşum ne oldu sana? Hır hır hır. Hır 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 hır. Geçen bizim şeyin kızın yanına gitmiş. Diyor ki bu ne ya böyle uyutmadı. Hır 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 sürekli hırlıyor. Minnoş 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 minnoş. Neyse ondan sonra bu bütün şeylerinden sonra şu an çok sağlıklı maşallah. Haftaya aşısını yaptırmaya götüreceğim Allah'ın izniyle. Çok güzel oldu kedi. Çok ilk geldiğinde ilk çok küçük olduğu için herhalde gözleri şaşıydı. Böyle farklıydı yani ve çok aşırı koyu mavimsi bir renkti. Şimdi ise böyle çok güzel bir yeşil tonu oldu. Büyüdükçe gözlerinin rengi de değişiyormuş. Bunu da öğrendim. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Eğer bir yavru kedi annesi falan ölürse bakmak isterseniz size çok önemli şeyleri söyleyeyim. Sütten kesilmemişse mutlaka biberonla besleyin. Süt tuzu bunlar önemli. Onun harici mutlaka yani kakasını kendisi yapamayabilir. Poposuna böyle dokunun. Böyle yavaş yavaş. O zaten biraz böyle yapın. Çişini de yapıyor, kakasını da yapıyor. Bunu da lütfen unutmayın. Ve katı yiyeceklerden kaçının o dönemde. Şu an katı mama kendisi yiyebiliyor bu kedinin. Ama o zaman hiç yiyemiyordu ve bir kere hani ben yerken geldi yemekten yoğurtlu mayonezli makarna yiyordum salata. Bu da yedi mesela, kedi de yedi ve kabız oldu ondan sonra. Buna çok dikkat edin, vermeyin kesinlikle, tavsiye etmiyorum. Ya hayvan öyle görünce benim canım acıdı. Laman yaptık, kakasını yaptırdık ama hiç gerek yok. Daha sonra poposuna Bepanten falan sürdüm hani çabuk iyileşsin diye. Yani gerek yok hayvanı, bilmiyorum, dikkat etmek lazım. Mutlaka süt içirin, süt kabızlığını çok güzel önlüyor. Oy minnoşum, niye uyudun sen böyle he? Niye uyudun? Oy yerim beşeni. Acıktın mı minnoş, uyudun mu? Hı? Acıktın mı olmuş? Ve kesinlikle veterinere götürün. Şimdi ben daha yeni yaşı geldi. Yani bende ne zamandır var? 1-1,5 aydır bende bu kedi. Daha yeni aşıya götüreceğim mesela. İç parazit, dış parazit, pire. Hepsini yaptırmak istiyorum. Ondan sonra ve şimdi... Oy minnoşum minnoşum. Oy minnoşum minnoşum. Kış ne oldu sana kış? Ne oldu sana annem? Ne yapıyorsun? Hı? Çirkin ördek yavrusu. Çirkin, çirkin, çirkin. Dikkat edin bunlara ve çok güzel bir şey, onu söyleyeyim. Yani ben bu kedi olmadan önce ne yapıyormuşum bilmiyorum ve ben bu kediyi kesinlikle bırakmayı düşünmüyorum asla. Yani hep birlikteyiz böyle. Benim yanıma geliyor, geceleri birlikte uyuyoruz, bazen kavga ediyoruz. Böyle kavga ediyoruz dedim, geliyor kulağımı ısırıyor falan böyle. Ya o bile güzel. Normalde sinir olurum uykudan uyanmaya ama bunu o kadar çok seviyorum ki o yüzden sorun etmiyorum. Çok seviyorum, onu da söyleyeyim. Oy minnoşum minnoşum. Arkadaşlar neyse bunları ben söylemiş olayım. Siz de eğer yeni kedi alırsanız veya minik kedi lütfen bunlara dikkat edin. Bunlar çok önemli. Hayvanın hem acı çekmemesi açısından hem mutluluğu açısından yani ve lütfen yani ılımlı olun hayvana karşı. Onun hayvan olduğunu unutmayın. Hatalar yapabilir. Yani vurmayın kesinlikle. Ben o kadar elimi yüzümü çiziyor hiç vurmuyorum yani. Bir tane bile vurmuyorum. Böyle poposuna hafif böyle tokununca zaten hemen poposuna dönüyor böyle. Oynamaya başlıyor. Hiçbir kötü yanını görmedim yani ben bu kedinin. Teşekkür ederim arkadaşlar bu arada izlediğiniz için. Umarım ki size bir faydam olmuştur bu konuyla ilgili. Bu önemli bir konu. Belki hani bu video izlenir izlenmez onu bilemiyorum ama ben yani sonuçta burada bir can bir nefes var ve ben bu hayvanların acı çekmemesi için en azından yeni alanlar benim gibi böyle gaflete düşmesin benim gibi yanılmasın diye bunu paylaşmak istedim.
bir iyilik olarak. Ve çok seviyorum ve çok mutluyum. İyi ki de almışım diyorum. Ve herkese de tavsiye ediyorum kesinlikle. Kedi çapak olmuş gözü. Kuşum, annem, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Hı, ne yapıyorsun? O kadar tatlı bir kedi ki var ya, böyle gel kızım deyince geliyor hemen. Böyle beni görünce koşuyor, hiç yanımdan ayrılmıyor. Mükemmel bir duygu ya bu. Gerçekten harika bir duygu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Mutlaka siz de bunları paylaşın. Eğer veterinere götürecek paranız yoksa devletin kendi veterinerleri varmış ve oradan aşı yaptırabiliyor musunuz? Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.